Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte acaba bu sene üniversiteler açılır mı, açılmaz mı, yoksa uzaktan eğitime devam eder miyiz? Bu konu hakkında biraz konuşalım istedim. Bugün yapılan açıklamalar var ve bu açıklamalar aslında kritik açıklamalardı. Çünkü okulların açılmasına bir ay gibi bir süre varken bu dönemde yapılan açıklamalar bize biraz daha yol gösterici oluyor. Bir üniversite öğrencisi olarak ben de bu açıklamaları merakla bekliyorum. Bildiğiniz üzere ülkemizde bir normalleşme süreci başladı ve bu normalleşme sürecine insanlar çok farklı bir tepki verdi. Sanki her şey bitmiş, koronavirüsü bitmiş ve insanlar denize, tatil köylerine, otellere akın etti. Öğrenciler sürekli dışarı çıkmaya başladı ve eninde sonunda zaten beklenen sondu bu. Salgında biraz artış meydana geldi. Bu artış meydana gelince de veliler ve öğrenciler ve en çok öğrenciler çünkü gerçekten çok bunaldılar. Bu videomuzda da bunu açıklayacağım. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Şimdi dilerseniz videomuza geçebiliriz. Koronavirüs salgını nedeniyle Mart gibi tatil edilen üniversiteler halen tatil sürecinde devam ediyor. Şu anda bir yaz okulu dönemindeyiz ve bu yaz okulu döneminde de uzaktan öğretimde bu derslerimizi vermeye çalışıyoruz. Fakat Eylül ayında bu okullar açılacak mı? Yoksa yine uzaktan eğitime devam mı edilecek? Merak konusuydu. Yekta Sarac'ın biraz önemli açıklamaları var bu doğrultuda yaptığı. Bugün onları aktaracağım size. Yekta Sarac'ın yaptığı açıklamalar gerçekten mantıklıydı. Bir okuyunca hak verdim. Çünkü bildiğiniz üzere bu pandemi sürecinde birçok insan işsiz kaldı. Birçok aile zor duruma düştü. Ekonomide de olan dalgalanmalar sonucu da ailelerin gelir durumunda ciddi kayıplar ve zorlanmalar başladı. Şimdi üniversitelerin açılması demek bu ailelerin eğer üniversitede okuyan çocuğu varsa bunlara ciddi şekilde yapacağı masraflar demek, işte yol parası, yurt parası, yemek parası falan fistan, onları zaten siz daha iyi bilirsiniz. Yekta Sarac'ın yaptığı açıklamada bu dönemde yaşadığımız pandemi süreci birçok aileyi ekonomik yönden olumsuz etkiledi diyor ve bizler bunu göz önünde bulundurmak zorundayız diyor. En azından ben göz önünde bulunduruyorum diye bir açıklama yapmıştı ve burada meydana gelen sorunlar her yeri etkilediği gibi yüksek öğretimi de elbette etkileyecektir dedi. Öte yandan birçok bilim kurulu üyesi de bu virüsün 2 ay sonra ne olacağını henüz kestiremiyor. Artabilir, azalabilir fakat insanlarımız tedbirlere uymuyor. Bu bir gerçek. Şu anda sokağa çıktığınızda bütün insanlar gerçekten sosyal mesafe kurallarına uymuyor, maskelerini takmıyor, tokalaşmalar, sarılmalar, dip dibe sohbetler devam ediyor. Ek olarak bir videomda da bahsetmiştim. Bazı insanlar var ki onlar istese de uyamıyor. Çünkü metrobüs, taşıt, tramvay gibi şeyleri kullanan insanlar ne yazık ki sosyal mesafe kurallarına isteseler de uyamıyor. Dileğimiz yüz yüze eğitim vermek diyen Yekta Sarac açıklamalarını bitirmişti. Bildiğiniz üzere tıp ve benzeri yüksek yüz yüze eğitim gerektiren bölümlerde öğrencilerin en büyük isyan ettiği nokta aslında buydu. Uzaktan hiçbir şey öğrenemiyoruz, bizim bu dersleri uygulamalı olarak vermemiz gerekiyor diye. Gerek hocalar, gerek de öğrenciler bir fikir atmıştı ortaya. Fakat bilim kurulu üyelerimiz ciddi anlamda bir hassasiyetle yönetiyorlar bu süreci. Ve bu süreçte okulların açılmasını doğru bulmuyorlar. Bu normalleşme sürecinde de pürüzler yaşadık. Tam istediğimiz gibi bir normalleşme süreci olmadı. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bir normalleşme sürecine girdiğimizi beyan ettikten hemen sonra insanlar eski hayatlarına geri döndü ve bu da vaka sayılarını olumsuz yönde etki etti. Okulların açılması da olumsuz yönde etki edecektir diye düşünüyorum. Her ne kadar tedbirler alınsa da, maskeler takılsa da, sosyal mesafe kurallarına uyulsa da okulları açıyorum dediğiniz andan itibaren bütün şehirlerden başka şehirlere resmen bir göç dalgası yaşanacak. Bu öğrenciler başka şehirlere gidecek. Otobüsler, uçaklar, havaalanları, otogarlar, tren istasyonları büyük bir yoğunluk yaşayacak. Zannediyorum ki Ziya Selçuk, Yekta Sarac ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca
böyle bir risk almak istemiyor. Çünkü açıklamaları hep kıvrak bir şekilde. Yani ne tam istediklerini verebiliyorlar aslında ne de bunu yapacağız diyebiliyorlar. Çünkü yarın ne olacağını hiç kimse bilemiyor. Bir anda artış da yaşanabilir. Bir ay sonra belki normal hayatımıza da dönebiliriz ama bu ihtimal ne yazık ki çok zor geliyor bu süreçte. Videomuzu tamamlayacak olursak Yektes Araç dileğinin yüz yüze eğitim vermek olduğunu vurguladı. Fakat bu ekonomik durumda, pandemiden dolayı ailelerin düştüğü zor durumda bu yüz yüze eğitimin uygun olmayacağını da üstü kapalı bir şekilde beyan etti. Bakalım ilerleyen süreçlerde ne tip açıklamalar gelecek, vaka sayılarındaki değişiklikler ne olacak? Bilgi aldıkça ben de video çekmeye devam edeceğim. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve görüşlerinizi, özellikle bu konu hakkındaki görüşlerinizi bana yorum olarak ulaştırmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.